Günaydın. Cuma günü S&P hariç hafif artılarla tamamladık. Dow Jones tarafına baktığımızda yeni tarihi rekorun devam etmesini görebiliyoruz. Gerçi henüz Nasdaq'ta görüyorsunuz biraz daha uzaktayız ve S&P'de bu gelişmeyi teyit etmiş değil ama pozitif hareket devam ediyor. Russell tarafına baktığımızda da nihayet önceki tepeyi aşmayı başardı ama henüz zirve seviyesinde, şurada 2015'te gördüğü zirvenin altındayız. Yine de görüyorsunuz aşağı yukarı zirve 1300'lü seviyelerde, şu anda biz de 1282 seviyesindeyiz. Dolayısıyla %1'lik bir harekete bakıyoruz. Buradaki pozitif beklentimi biliyorsunuz, çok hızlı, çok seri bir yükseliş oldu. Bunu sürdürmesi çok mümkün değil. Dolayısıyla birkaç güne bir düzeltme görebiliriz. Ama yine de son derece kuvvetli bir hareketin içinde olduğumuzu unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Bugün Amerika tarafında açıklanacak herhangi bir ekonomik veri yok. Ama Çin tarafında sabah değerlendirdiğim veriler geldi. Hafif eksi beklentilerin altında. Perakende satışlarda da otomotiv ve inşaat harcamaları kaynaklı bir durum var. Bunun pariteye yansıması nasıl oldu? 2.83 6.83'lü seviyelere doğru gidiyoruz. Tabii Trump'la beraber düşünüldüğünde bu pek olumlu bir gelişme değil. Görüyorsunuz 2010'daki PEG seviyesine doğru gelen bir yuan'dan bahsediyoruz. Yine offshore'da da benzer bir zayıflama var. Dolayısıyla yuan dolar paritesinde yoğun bir baskı var ama bizim açımızdan kritik olan elbette sepetin nasıl hareket ettiği, emerging'ler açısından bahsediyorum. Sepet tarafında bir değer kaybı olmaması nedeniyle şimdilik, hani avuntu olarak da söyleyebiliriz, bir paniğe gerek yok. Tabii burada bir nokta daha var. Açıkçası benim çok paralel düşünmediğim bir durum var. Çin'in hazine tahvillerini satıyor olması. Burada sadece Çin'e bakmamak lazım. Çünkü İngiltere ve Belçika üzerinden de bazı işlemler yapılıyor ama iki tane nokta var. Birincisi, Çin zaten Amerikan tahvillerini burada Ağustos seviyesini görüyoruz. Satıyor. Zira biliyorsunuz ki kendi FX rezervlerinde de çok ciddi bir çözülme var. Yani Çin'den para çıkışı kaynaklı, bunu kompanse etmek kaynaklı Amerikan tahvili satışları zaten bir süredir var. Şayet bir vergi gelirse Çin'in, kolay kolay ben para çıkışının ek olarak tahvil satabileceğini zannetmiyorum. Böyle bir şey yaptığı zaman Bank of China'nın bilançosunda da mutlaka hareketler olacaktır. Sonuçta aktifte pasifte bir değişiklik olduğu zaman bunun yansıması lazım. İç parasal büyüklüklere, iç hedeflere de yansıyacak bir gelişme. Dolayısıyla öyle zannedildiği kadar kolay bir iş değil. Çin'in Amerika'ya karşılık vermesi. Amerika Çin'e ne kadar ihtiyaç halindeyse, şu anda Çin pazarı, Amerikan pazarı açısından da Çin Amerika'ya o kadar muhtaç diyebiliriz. Buradan paritelere geçelim. Paritelerde çözülme devam ediyor. Aslında çok yeni söyleyecek bir şey yok. Buradaki strateji hep aynıydı ama seçim sonrası zaten şu harekette en dibinde kapatması ciddi bir zayıflığın göstergesiydi. Şu anda da bu zayıflık devam ediyor. Yukarı hareketler her zaman için Euro'da satış fırsatı. Burada değişen bir durum yok. Şurada da gördüğünüz gibi 1.0820 seviyeleri birkaç kez test edilmiş önemli bir destekti. Bunun altında bir kapanış yapmamız durumunda yavaş yavaş 1.740'lar ardından da 1.05'li seviyelere doğru gerilecektir. Tabii İtalyan referandumu bir seçim veya Brexit referandumu ağırlığında değil, ikincil bir referandum. Ama hükümetin geleceği açısından stratejik olabilir. Dolayısıyla 4 Aralık'a kadar biraz baskı kurmaya devam edecektir parite üzerinde. Diğer göstergelere bakalım. Önce isterseniz future'lardaki pozisyonlara bir göz atalım. Tabii burada aslında seçim etkisini göremiyoruz. Dolayısıyla biraz daha temkinli bakmakta, yorumlamakta fayda var. Pozisyonların arttığını görüyoruz. Short pozisyonların, ki şu anda çok daha artmış olması gerekir diye düşünüyorum. Risk reversal'lara baktığımızda kuvvetli bir satış var. Bu satış 25'li seviyelerin altına gelirse o zaman muhtemelen paritede çok büyük bir çözülme görüyor olacağız. Spread'e baktığımız zaman, ki unutmamak gerek, şu anda spread çok iyi bir gösterge değil. Çünkü Almanya kapalı. Spread'e baktığımızda da burada önemli bir
yeni dip görüyoruz. Dolayısıyla işler euro lehine hareket etmiyor. Japon yeni 200 günlük ortalamasını da geçti. Dolayısıyla burada da beklentime uygun bir hareket içinde diyebiliriz. 0.450'ler vardı. Ardından 200 günlük ortalama vardı. O seviyenin de üzerine çıktığını görüyoruz. Burada da benzer bir durum söz konusu. Sert bir değer kazancından sonra günü zayıf bir seviyesinde bitirdi. Yine aynı şekilde burada da çok yoğun yen longlar olduğunu biliyoruz. Tabi tekrar söylüyorum, bu seçimden önceki durum, ama o yoğun longlar nedeniyle zaten çok büyük bir değer kazanma hareketi söz konusu oldu dolarda. Önümüzdeki günlerde bunun devamını bekleyebiliriz. Tabi aynı hızda beklememek lazım, onu da söylemeliyim diye düşünüyorum. Şimdi metallere geçerken önce hazine tahvillerine bir göz atalım isterseniz. Çünkü çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Burada 1.85'in aşılmasıyla beraber işlerin karışması beklentisi zaten vardı. Bunu tartışmıştık. Çok hızlı bir şekilde, çok hızlı yukarıya doğru hareket ediyoruz. Şurada göreceksiniz kısa vadeli trend çizgisini de kırmış durumdayız. Daha uzun vadeli baktığınızda da yine tedirgin edici seviyelere doğru yükselen bir 10 yıllık var. Ana trendi de zorlamaya başlayabilir gibi gözüküyor. Tabii bunun içinde birkaç tane unsur var. Tekrar söylemekte fayda var bunu. Enflasyon beklentilerindeki değişiklik, bakın 1.70'lerden 1.91'lere çıkmış durumda. Yani 20 tiklik bir hareketten bahsediyoruz. Bu elbette ki yansımak zorunda. Update değil ama olduğu zaman göreceğiz. Burada da term premium, yani vade priminde önemli değişiklikler oldu. 0.81'lerden 66'lara eksiden geldi. Şu anda muhtemelen çok daha yüksek seviyelerde. Dolayısıyla genel olarak tahvil piyasasında bir değişiklik var. Sadece Amerikan tahvillerinde değil, Japonya'da da sıfıra gelmiş olan bir tahvil görüyoruz. Bu ne demek? Şurada da zaten haber geçiyor. Şu anda Japon 10 yıllıkları aslında kağıt paraya dönmüş durumda. Yani bunu biliyorsunuz, sıfıra fixlemeyi düşünüyordu. Boş sıfıra fixlemesi ne demek? Elinizdeki trilyonlarca dolarlık 10 yıllık tahvil aslında bir kağıt para gibi, faiz getirmeyen, benzer likitte ama çok daha büyük küpürlü bir kağıt paraya dönmüş durumda. Dolayısıyla buradaki hareketlerin nerede kesileceğini kestirmek zor. Ama kuvvetli bir yukarı hareket olduğu kesin. Şimdi bunun üzerinden şeye bakalım, altına bakalım. Geçtiğimiz günlerde zaten bunu yoğun olarak tartıştım. Ama görüntü olarak şimdi baktığımızda çok daha net bir görüntü var. Altın hızlı bir şekilde takip ediyor. Yani burada şöyle baktığımızda görüyorsunuz, 10 yıllıklar aşağı gelirken altın buna direnmeye çalışıyordu. Ama bugün itibariyle bu hareket tamamen verilmiş durumda. Aşağıya doğru yoğun bir satış var. Bu satış nerede bitebilir? Açıkçası 10 yıllıkların nerede duracağına bağlı. Bu konuda bir ufak bir modellemeyi daha sonra paylaşacağım. Ama şu an için baktığımızda 1206 civarı, şurada gördüğümüz seviyeler destek olarak göze çarpıyor. Ben daha da düşük seviyelere geleceğimizi düşünüyorum. Ama şimdilik 1206'dan bir tepki söz konusu olabilir. Burada da seçim öncesi durumu görüyorsunuz. Ama çok yoğun bir long pozisyondan sonra ortalama diyebileceğimiz longlara inmiştik. Bu long pozisyonlar şu anda daha da düşük seviyelere doğru geriliyor. Tabii uzun bir süredir aslında 10 yıllıklara direnmesini sağlayan da gümüştü, ama gümüşün de 10 yıllıklara karşı fazla yapabileceği bir şey yok. Burada da görüyorsunuz 200 günlük ortalamanın altındayız. Dolayısıyla kısa vadede bu seviyelerde bir destek bulabilir. Burada hafif yukarıya doğru oynayabiliriz ama daha düşük seviyelerde söz konusu olacaktır önümüzdeki günlerde diye düşünüyorum.
aslında şu çok önemli olacak. Yani sadece 10 yıllıkların yükselmesi değil, nominal ve reel ayrımını da iyi yapmamız lazım. Fed'in enflasyona karşı nasıl hareket edeceği orta vadede altının da yönünü belirleyecek. Yani nominal faizler artabilir ama enflasyondaki hareket daha hızlıysa veya beklentiler daha hızlı bozuluyorsa o zaman altın tarafında da buna paralel bir hareket görmemiz lazım. İlla 10 yıllıklar yükseliyor diye altının da değer kaybediyor olması gerekmez. Önümüzdeki haftalarda bunu daha yoğun bir şekilde tartışırız. Gelelim WTI tarafına. WTI'de tabii gerek kuyu sayılarına baktığımızda gerekse OPEC arası anlaşmazlığın giderek büyüyor görüntüsünün ortaya çıkması üzerinde baskı kuruyor. 200 günlük ortalamayı kırdığımız gibi geçtiğimiz günlerde yine tartıştığımız şu desteğinde altına kaydığını görüyoruz. Üzerine çıkmaya çalıştı ancak altında kaydı. Dolayısıyla bu long pozisyonlar açısından kırmasıyla beraber zaten stoplanması gerektiğini belirtmiştim. Zor bir dönem. Açıkçası benim hala beklentim OPEC'in anlaşmak zorunda olacağı bu gidişatta aşağıya doğru bir hareket. Doların kuvvetlendiği, dolara peg edilmiş para birimlerinin zorlanmaya başladığı, daha doğrusu deflasyon ihraç ettiği, pardon, deflasyon ithal ettiği bir ortamda bir de gelirlerinizde bu kadar net bir düşüş olursa bu sizi oldukça zorlar. Zaten görüyorsunuz Suudi Arabistan'ın forwardlarında da yukarıya doğru bir baskı var. Henüz bu seviyelerde değiliz ama petrol fiyatları düşüp dolar kuvvetlendikçe bu baskı da yukarıya doğru gidecektir. Dolayısıyla anlaşacaklarını düşünüyorum ama şu an için baktığımızda herhangi bir işaret olduğunu da görmüyoruz. O açıdan şu gördüğümüz seviyeler, yani 43.5'lar civarında tutunması, biraz yukarıya gelmesi pozitif olacaktır. Aksi takdirde satışların şuradaki dibine kadar gelmesi söz konusu olacak diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.